Ya Remzi, benim canım doğum günü pastası çekiyor bu aralar. Normal pasta niye olmuyor da illa doğum günü pastası istiyorsun? Çünkü doğum günü pastasında çatapatlar var. O zaman sana sürpriz bir haberim var. Yarın akşam Şakir'in doğum günü partisi var. Oley be! Tamam, kurdum. Şimdi herkes ayağa kalksın. Biz ne yaparsak oyundaki karakterler de aynısını yapacak. Olu 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 olu. Yalnız bu basket oyunu. Abuk subuk dans etme oyunu değil. Hadi tamam tamam, başlat o halde. Hava atışı yapıyorum. Ben kaptım. Bakın nasıl sektiriyorum. Hop hop. Beni geçemeyeceksin. Hadi hadi geçsene. Sinir ettin adamı. Al be al. Ne cahdi, ne yapıyor ya? Domates atıyorum. Domates mi atıyorsun? Basket oyunu bu. Domates ne alaka? Al o zaman sen de. Sen ne atıyorsun baba? Klozet atıyorum. Al o zaman, ben de karpuz atıyorum. Sakın yapma bunu Necati. Hop! Ne oluyor be burada? Burada işler çok saçma bir hale aldı dede. Aa, niye kapattın ya? Çok sinirliyim çünkü. Hayırdır dede? Kim sinirlendirdi seni? Kim olacak? Kendim. Kendi kendimi sinirlendirdim. Peyami dede hayırlı işler Remzi. Bırak zevzekliği. Pardon. Sabah birkaç işimi halletmek için dışarı çıktım. Fakat şimdi eve geldim ve yapmayı unuttuğum bir şey olduğunu fark ettim. Yani? Yanisi çok mutsuzum. Ne güzel kaydık ya. Bir daha bağırsana Peyami dede. Neydi ya? Neydi? Hayda. Ne unuttum ben ya? Oyun kapandı Necati abi. Hadi ya. Mayday mayday, düşüyorum. Dede, ne yapıyorsun? İyi misin? Asker, havada ne yapıyorsun? Çabuk kokpite geri dön. Emredersiniz komutanım. Ne oldu asker? Sorun nedir? Burada neyle uğraştığımı görmüyor musun? Evet, görüyorum da nereden çıktı bu gece uçuşları? Merak ediyor kuledekiler. Unuttuğum bir şey var. Onu hatırlayınca görevim tamamlanmış olacak. Bu kadar önemli mi peki unuttuğun şey? Hatırlama, ne olacak ki? Hayır asker. Bir yüzbaşı asla yapması gereken şeyi unutmaz. Şimdi al şu paraşütü ve kuleye geri dön. Ve unuttuğum şeyi hatırlamadan geri dönmeyeceğimi söyle. Emredersiniz komutanım. Tövbe tövbe, savaş mı çıktı? O sesler ne oğlum? Dedeme el sallayabiliriz. Hadi hadi sallayın siz de. Niye el sallıyoruz oğlum? Ne olmuş, hayırdır? Dün yapmayı unuttuğu bir şeyi hatırlayamadığı için canı sıkılmış. Psikoloji kitabında okumuştum. Kişi unuttuğu bir şeyi hatırlamak için gün içerisinde yaptığı şeyleri tekrar en baştan yaparsa bir işe yarayabilirmiş. Ne oldu? Aferin kızım. Psikoloji, evet. O zaman yarın sabah Peyami ile çıkıp dün yaptığı şeylerin hepsini tekrar yapacaksınız. Ya anne! Yapmazsanız doğum günü pastasını unutun. Herkes sığınaklara! Evet dede, dün yaptıklarının aynısını yapmaya başlıyoruz. İlk olarak ne yapmıştın? Dün yaptığım ilk şey böyle güzel bir armuttan bulabilmekti. Çünkü bu karım Seniha'nın en sevdiği armut çeşidiydi. İyi de bu armut çürümüş dede. Baksana simsiyah. Biliyoruz herhalde. Seniha gitti gideli bu armudu atmadım da yemedim de. Ta ki bunun kadar güzel bir armut bulana kadar da atmayacağım. Tamam. Nasıl bir armutmuş bu? Ne tatlı ne ekşi. Ne sulu ne susuz. Sarı değil ama yeşil de değil. Ne çok ucuz ne çok pahalı. Kısacası böyle bir armut yok. Hayır be şapşal. Tabii ki de var. Sadece ben bulamadım. Şimdi gidin ve bu armudu getirin bana. Armudun iyisini ayılar yer. Gidip bir ayıya soralım bence. Evet. Doğru diyorsun. O. Ayı Polat değil mi bu? Polat! Polat! Ayı Polat! Baksana bir! Hı? Ne haber? Hı? İyiyim ben de, sağ ol. Ya sana bir şey soracağım.
armudun iyisini nereden bulabiliriz? Yok canım. Ne alakası var? Sana ayı demek istemedim. Polat! Ne yapıyorsun? İmdat! Gökten armut yağıyor. Bu da değil. Unuttuğun şeyi hatırlayabildin mi peki baba? Hayır tabii ki de. Kalkın hadi devam edelim. Of. Demek ki her ayı armuttan anlamıyormuş. Oh! Doğum günümde teleferik sırası bekliyorum. Aman ne güzel ne güzel. Ben bir doğum günümde tuvalet sırası beklemiştim. Tam 78 saat hem de. 78 saat mi? Evet. Meğer tuvalette kimse yokmuş. Işık açık kalmış sadece. Kapıyı çalmak? Aklıma gelmedi. Anladım. Ben anlamadım. Normal. Efendim? Peyami babacığım. Neden teleferik sırasındayız söyler misin? Her gün annenle öğle yemeğimizi bu tepede yerdik çünkü. Evet. Sıradaki. Hadi binelim. Hop 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 bir saniye. Ufak bir sorun çıktı. Fazla ağırlık tehlikeli olabilir. O yüzden sadece biriniz binebilirsiniz. Şansa bak. Aranızdaki en yaşlı benim. Diğer teleferik ne zaman gelir? Üzgünüm ama bu seferden sonra teleferiği bakıma sokmamız gerekecek. Bugün başka seferimiz olmayacak. Azıcık yürüyün ya. Genç adamlarsınız. Hadi tepede görüşürüz. Çok yoruldum. Ben de. Ayaklarımı hissetmiyorum Remzi. Ayakların yoktu ondan. Ayakların nerede Necati? Ayaklarım yok. Ayaklarım nerede? O bayırı hayatta çıkmam abicim. Dönüşte gelin alın beni. Sen ne yapıyorsun burada? Kolay gelsin abicim. Evet, duydum. Hatırlayabildin mi bari dede? Yok, hadi gidelim. Ne? Bu kadar mı? Bunun için mi geldik bu kadar yolu? Remzi, kollarımı da hissetmiyorum. Necati, sadece kafan kalmış. Ne? Seni yayla güvercinleri çok severdik. Her gün batımında buraya gelip kuşları severdik. Bunlar niye takla atıyor dede? Sporcu kuşlar mı onlar? Hayır, taklacı güvercin denir onlara. Bu kuşları yiyebiliyor muyuz Peyami dede? Hayır. Yalasam? Hayır. Dişime sürttüreyim? Olur. Hayır, tabii ki de dalga geçiyorum. Ver şunu. Neredeyse akşam oldu. Bütün doğum günümü saçma sapan işler yaparak geçirdim. Hayatımda geçirdiğim en kötü gün resmen. Sen ne söyleniyorsun orada bakayım? Yok bir şey yok dede. Evet şimdi hatırlaman için neyi tekrar etmemiz gerekiyor? Ayda. Bütün güvercinleri toplayıp geri getirmeniz gerek. Ne? Başka kalmadı. Gel buraya Bıcırık. Gelsene oğlum. Bak Bıcırık vallahi çok sinirliyim. Bir an önce gel şuraya ben de evime gidip doğum günümü kutlayayım. Hadi bakayım. Yakalayabildin mi? Şimdi sinirimden ağlayacağım. Doğum günümü arkadaşlarımla eğlenerek geçirmek varken şu yaptıklarıma bak. Elimden geleni yaptım dedemin hatırlaması için ama artık çok sıkıldım. Ben eve gidiyorum. Dedem de kendi hatırlasın artık. Peyami dede. Sonunda hatırladım. Doğum günün için en sevdiğin oyunu alacaktım. Dün nasıl olduysa unutmuşum. Kusura bakma evlat. Mutlu yıllar. Müzik.
Üzgünüm amca. Teleferik arızalı. Bu akşam tepeye çıkmanız biraz zor. Yapma ya. Neyse. Şansımız yokmuş bu akşam. Merak etme dede. Şans ayağına geldi. Ha? Şakir? Ne arıyorsun burada? Bugün senin doğum günün, eve gidip kutlasana. Sen olmadan kutlamanın hiçbir anlamı yok dede. İzlerken seni çok güldüm. Ama sinirden mi bilmem. Sonuçlara ulaştım deney gibi. Ama işe yarar mı bilmem. Bu nasıl sence? Babaannemin sevdiğinden mi? Hayır, daha da güzeli. Benim sevdiğimden. Bıcırık, hoş geldin. Bıcırığı da mı sen çağırdın Şakir? Yok, bu şans eseri oldu. Benimle ilgisi yok.